Tarihi Zaharoğlu'nun turizme kazandırılmasıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kültür ve turizm projeleri tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya ilgi büyüktü. Akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, kurum müdürleri, gazeteciler ve şehrin kültürüne katkısı olan hemen hemen bütün isimler oradaydı. Köklü medeniyetimiz bütün ihtişamıyla ve görkemli eserleriyle Konya'mıza mührünü kazıdı adeta. Sahip olduğumuz bu birikim Konya'mızın adeta bir açık hava müzesi olmasını sağladı. Bugün bütün bu değerlere aynı anda sahip olmak her bir Konyalı hemşerimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023'ü bir kültür yılı haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Darülmülk Konya'mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, yaptığımız tüm çalışmalar içerisinde her zaman önceliğimiz oldu. Başkan Altay, Darülmülk projesi kapsamında birçok eserin şehre katkı sağlayacağını, kültür ve sanat alanında da çalışmaların daha kapsamlı devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk ile Selçuklu başşehri Konya'mızı kadim tarihindeki ihtişamına yeniden kavuşturacağız inşallah. Söz konusu projelerimizin neredeyse tamamı şehrimizi tarihinde olduğu gibi kültür, sanat ve mimaride yeniden zirveye taşımak için atılmış önemli adımlardır. Başkan Altay, Konya'nın gastronomi ve çocuklar için yapılan etkinliklerle de örnek bir şehir olduğunu belirtti ve öğrenciler için de fırsatların sunulduğu bir yıl oldu, dedi. Mutfak zenginliğimizi korumak ve tanıtmak adına yaptığımız çalışmalar sayesinde Konya'mız gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne de dahil oldu. Yaptığımız tescil başvuruları neticesinde şehrimizin birbirinden güzel 62 lezzeti coğrafi olarak işaretlendi ve Konya'mıza has ürünler olarak tüm dünyada kabul görmüş oldu. Konya'mızda yüzlerce yıldır süregelen şivlilik geleneğinin her yıl coşkuyla kutlanması için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu yıl çok zengin bir içerikle hazırladığımız Şivlilik Çocuk Bayramı'nda on binlerce evladımızı bir araya getirdik. Selçuklu Belediye'mizle birlikte hayata geçirdiğimiz ve her anı dolu dolu olan Şivlilik Çocuk Bayramı'nda müzikaller, konserler, sahne gösterileri, tiyatrolar, geleneksel oyunlar, yarışmalar, simülasyonlar ve etkileşimli dijital oyunlar gibi pek çok etkinliği çocuklarımıza oluşturduk. Şehrimizde ikamet eden ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılımını arttırmak için başlattığımız Genç Kültür Kart projesiyle geniş kapsamlı bir sosyalleşme programı sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz Genç Kültür Kartı ile şehrimizde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine katılarak topladıkları puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabiliyorlar. Ayrıca 2023'ün her anlamda dolu dolu geçeceğini ifade eden Uğur İbrahim Altay, Türkiye Yüzyılı idealine Konya olarak en büyük katkılardan birini sağlayacağız ifadesini kullandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Bizler de yaptığımız hizmetler ve önümüze koyduğumuz hedeflerle Türkiye Yüzyılı idealine Konya olarak en büyük katkılardan birini sağlayacağız. Dağcılara ve doğa severlere